Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bir tane arkadaş web sitesiyle çok uğraşıyor. Burada bir müşteri bir şey atmış çizip, hatta içerikleri falan da basmış. Hocam bunu nasıl yaparız diye bana bir sordu arkadaş. Ben de dedim ki hazır biz yapalım. Sonra da sana atarız, geri kalanı halledersin falan. Biz tasla oluşturalım ya da şey oluşturalım. Sonrasında arkadaş zaten içeriğini falan doldurur ya da biz de elle doldururuz. Bir müşteri çizip size bir şey attığında bunu nasıl yapabiliriz? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar bu videomuzda. Videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi WhatsApp'tan gelen fotoğraf şu. Bunu her zaman bunun açacağı. Şöyle bir şey yapmış. Aslında standart menü yapmamış. Menü nerede? Menü yok. Evet. Şurası mı acaba? Neyse. Şöyle bir şey yapmış. Tamam, tasarlarız bunu ya, sıkıntı yok. Böyle bu şekilde bir site tasarlayacağız. Site fotoğrafları atmış. Güzel fotolar var. Site kurum tanıtımları diye bir şey atmış. Bu tanıtım kısmı, bunu geç. Şunda ne yazıyor ona da bakalım, hemen elimizdeymişken. Kursu, güreş, deneyim falan filan. Tamam. Bunlara bir yazacak yer ayarlarız. ABC'de logo da bunlar. İyi, tamam. Güzel, bence güzel, bir sıkıntı yok şu an. Biz bunu nasıl yapacağız tabii ki de. Bir tane responsive website framework dersek arkadaşlar, burada mesela top 10 website framework designerlar falan çıkıyor. Burada baktığınızda zaten ne kullanabileceğiniz yazıyor arkadaşlar, böyle bu gördüğünüz gibi bu Bootstrap falan. Ben bu Bootstrap taraftarıyım, biraz eski kafacıyım diyormuşum. Tema Free'ye gerek yok. Biz bu Bootstrap'in kendi sitesine girelim arkadaşlar. Bu Bootstrap'in kendi sitesine girdikten sonra tabii şuradan Visual Studio kodu da açalım. Ayar açamadık. Ne açtık? Açtım. Nasıl açtım? Beceremedim. Read the document. Şunu upload. Ne yapıyorsun? Open folder diyelim arkadaşlar. TABC. Ha, şuraya. Website diyorum. Bunu açsın. Tamam, bu okeydir. Tamam. Hop hop, yes, güven güven. Image diyelim. Hayır, onun içine değil. En dışa da pages diyelim. Şu da çoğul olsun ya, bu da çoğul olsun. Tamam. Sonra da index.html diyelim. Şunu en dışa çıkaramıyoruz mu? Ama bunu hiç en dışa çıkarmak istiyorum. Evet. Şurada daha açık mı? Aa, müthiş, bomboş. Tamam arkadaşlar. Buraya kadar okey miyiz? Buraya kadar okeyiz. Bir tane index.html oluştur diyor. Tamam, oluşturduk. Bu arkadaşımız diyor ki bak, CSS ve ikisini buraya ekle diyor. Şunu bir alalım öncelikle. Şuraya atalım, kaydedelim. Şunu bir çalıştıralım. Evet, bakalım. Önce bir çalıştım. Evet, çalıştı. Harika. Şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar şu JS dosyasını alacağız. Bunu sürekli internetten çekecek ve sunucunun sürekli internete bağlı olması gibi değişik şeyler var. Bir de yavaşlatıyor arkadaşlar bu. Anlık oradan çekiyor falan. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Biz bunu indireceğiz buraya şimdi. Şuraya JS diyelim. Bir tane de CSS diyelim. Şu JS dosyasını buraya kaydedelim. Çık. Diğer tarafta ne vardı? Bu ne lan böyle? Ah, şurayı seçeceğiz, tamam. CSS dosyası. Evet. CSS CTRL-S ile de bunu kaydediyoruz. Bunu nereye kaydedeceğiz? CSS'in içine kaydedeceğiz. Tamam. Şunu sileceğiz arkadaşlar. Tabi bu temel Bootstrap'ı kurma şeyi aslında. Şunu da böyle yapacağız. Şuradaki keyleri falan silebiliriz arkadaşlar. Ha, bu niye büyük yapmıyorum ya? Beni uğraştırıyorsun. Hop hop. Şunu da sileceğiz. Bu cross origin arkadaşlar karşı tarafa nasıl gittiğini falan gösteriyor. Biz kendi bilgisayarımızdan yapacağımız için karşı tarafa gitmeyeceğiz tabii ki de. Ve evet, şu an çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Harika 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 harika. Biz buradan layout'a geliyoruz arkadaşlar sonrasında. Neden layout dersiniz arkadaşlar? Burası birazcık önemli. Container'lar. Grid, kolon, container. Biz şunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Şuraya body'nin altına bunu atıyorum. Bunu attım. Tamam. Evet, bakın gördüğünüz gibi girinti yapıyor arkadaşlar. Float değil de neydi ya? Container float değil miydi ya? Neydi bu? Float. Container desek. Şuna bir daha bakalım. Evet, container daha mantıklı. Tam ortalıyor. Şunu kapatalım. Yanlara biraz yayıyor siteyi. Tamam, ortaya aldık. Şimdi. Nerede la bunun şeyi? Ha, tamam, bu böyle istiyordu. Şimdi. Siteyi önce şu kısmı şöyle yapayım. Şu kısmı, bakın şuradan şuraya olan kısmı bir keseceğiz. Önce onu bir keselim. Container'la kestikten sonra grid'ler ve kolonlar, bakın kolon. Grid'i de row'la yapıyorsun. Şimdi şuraya banner reklam alanı diyelim. Bir kolon orada, bir kolon burada. Orasını kaça böldük? 1, 2, 3'e böleceğiz arkadaşlar. Şimdi sıkıntı şu. Şurada LGS, şu da YKS'ymiş arkadaşlar. Şimdi bakın, 3'e böldük. 3'e böldük. Fış fış fış. Bunu daha güzel yapmak için şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen index.css dosyasını oluşturduk. Renk 1 diyorum. Renk kırmızı diyelim. Background color. Şöyle bir kırmızı, daha çok kırmızıya yakın bir renk. Tamam.
Renk mavi, renk yeşil. Şimdi bunu neden kullanacağım arkadaşlar? Bunun amacı doğru kestiğimden emin olmak ve sonrasında da bunları kaldıracağız. Lazım olsa kullanırız. Yani bu affedersin biraz kötü bir renk seçimi ama olsun. Şunu şöyle şuraya ekleyebiliyor musun? Hayır. Şurada CSS Index Baby. Şimdi şuraya aa, neden gelmedi? Kırmızı, renk yeşil. Evet. Oldu. Ama yanlışımız ne? Şu şekilde olmalı. Gördünüz mü arkadaşlar? O yüzden de bunu kolonlara ayırırken birazcık daha şu şekilde ayırmamız gerekiyor aslında. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi kol vererek büyüklüğünü bu şekilde ayarlıyoruz. Toplam 12 miydi ya? Evet 12. Toplam 12 şeklinde vereceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Kol 2, 2, 4. Şöyle verelim. 8. 2, 2. Evet bakın gördüğünüz gibi gayet güzel böldük. Şimdi bir de biz bunlara ne vereceğiz biliyor musunuz? Hemen. Doğru mu yazdım? Biraz daha fazla verelim arkadaşlar şunu. Tamam. Gayet güzel. Yalnız şuralarda hafif bir boşluk var. Onu da şöyle yapacağız. Önce body'yi bir şöyle. Evet tamamdır. Dışta tabii öyle bir şey vereceğiz. Margin on px. Şunları da iç boşluk veriyorum arkadaşlar. Hayır. Bu bir kötü oldu. Dakika. Bu niye böyle oldu? Hemen bakalım. Şuna tamam. Şuna padding versek. Bu zaten olmak zorunda. Önce iç dış taraftan vereceğiz. Sonra içeriden padding 10px desek. Evet. Biraz içeriden dışarı padding verdik. Şimdi margin verdiğimizde dışarıdan veriyor. Bu biraz kötü tabii. Biz padding vereceğiz. İçeriden vereceğiz arkadaşlar. Aynen. Bunlara padding verelim. Padding. Şunu 10 yapıyoruz. Tamamdır. Bir de bunu en dıştaki arkadaşa verelim ki dışarıdan da bir şey alsın. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Evet güzel. Şimdi şunu da vereceğiz. Tamam. Harika oldu. Şunu da şöyle yapacağız. Bunu da böyle yapacağız. O renkleri bilerek veriyorum ki birebir tutturduğumuzdan emin olun. Hayır. Kırmızı. Şunu kırmızı da yeşil yapacağız. Ne mavi değil kırmızı. Hop 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 hop. Şuraya bir bakalım. Şurada bir anormallik var. Padding'i vermemişiz ki. Bunlara padding'i vermemişiz. Margin. Bakalım bir dakika. Yine bakalım. Şimdi şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada içeride olmuş. Şurada içeride. Şu dışarıdaki yeşili silecektik. Pardon. Pardon hemen. İlk dıştakini sileceğiz. Şunları sileceğiz arkadaşlar. İçerisini gösterecek. Yani şu içerinin boyutunu gösterecek bu renkler. Evet. Güzel. Bence başarılı oldu. Buralara doldurduk. Şimdi şu alanı yapacağız. Önce bakın şimdi şurayı şöyle bölebiliriz ama bura uzarsa buradan şu alanın içinden çıkar. Yani şu kısmın içinden çıkarsa burası saçmalar. O yüzden ikiye böleceğiz bu defa. Hemen bölelim. Artık alıştık. Elimiz alıştı. Container'dan değil row'dan. Bakın şu row'dan alıyorum. Şurası slider alanı. Burası 10 oluyor bu defa. Şurası 2. Şu sağ taraf. Bakın şimdi anlayacaksınız. Kaydetmedik. Evet şimdi. Abi şeyin dışına mı çıktı? Niye bu row dışına çıkıyor? Konteynerin dışına çıkmış gibi gözüküyor. Şu şöyle, bu böyle. Şu şöyle, bu böyle. Şöyle bir daha alalım. Call 2, 12. Durun bakalım şu row dışında mı gözüküyor? Evet konteynerin dışında gözüküyor. Bir şeyi silmişiz. Şunu bir daha tekrarla bakalım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunu aldık. Şöyle olması lazım. Evet şimdi oldu. Şu 2, şu 10. Tamam. Şu an gayet güzel oldu. Bakın. Şunu yakaladık. Slider'ı verelim önce. Şunun içerisine artık arkadaşlar. Şurayı artık bunun içine bir row iniyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu row mantığını birazcık güzel çizerek anlatmak lazım ama şimdi birazcık bahsedeceğim. Şurası bir şurası full bir row oldu. Bunun içi de şuralar ayrı bir row olacak. Yani şu bir satır. Şu bir satır. Şurası bir satır. Burası bir satır diyecek. Şimdi ilk row slider. Slider diyelim şöyle. Aynen. Bunu bir kırmızı yapalım. Görelim yani. Aa biraz dışarı çıktı. Niye böyle oldu? Bakalım. Şu kırmızıyı alalım bir dakika. Şuraya verelim. Şuraya bakalım bir. Şu. Ha şuna padding vermemişiz. Şunda padding yok. Padding'i şuna vereceğiz. Aa yok içeri itti. Şunda bir anormallik var. Şuna bakalım bir. Biraz dışta duruyor. Şu. Dış kırmızı isteyeceğiz tabii. İçeridekine kırmızı vereceğiz. Şunu kaldıracağız. Bizim asıl. Aa bu niye böyle oluyor? Padding verdik. Margin verelim şuna. Bakalım. Evet. Şunu birazcık içeri doğru sıkıştırmamız nasıl olacak? Şu. Bakalım. Aynı şeyi veriyor ama şurada bir anormallik var. Tamam. Şunu bir koyalım şuraya bakalım nasıl davranacak. Aa row'un arkadaşlar şu row'un ayrı bir özelliği var o yüzden yapıyor. Tamam anladım. Tamam bakalım o row özelliği ne ekliyor buna? Buna ona bakalım. Row nerede? Row maşallah var herhalde. Nerede? Evet. Şöyle yapacağız. As diyelim arkadaşlar şuna. Şuraya ünlemi koyuyoruz ki bunu essin diye. Ünlem koyduğumuz için bunu ezecek arkadaşlar. Niye ezemedi? 0 ver. Ha 0 verirsek olacak bu iş. Tamamdır. 0. Burası okey. Şu 10 olacak arkadaşlar. Şu an oldu. Tamam. Slider'ı şu nerede? Slider diyelim. Şurada da 360 diyelim.
Birazcık büyük ya slider, büyük gözüksün. Nerede? Şuraya. Evet. Şuna da bülten diyelim. Evet, bültenimiz de okey. Şu da okey. Bizden haberlermiş bu. Altına bir de bülten. Şöyle yapacağız. Bakın. Şunu alacağız. Buraya atacağız. Bunu alacağız. Altına bir daha ineceğiz. Bizden haberler diyelim buna da. Tamam. Yalnız bu üstünde bir boşluk bırakmadı mı ya? Padding'i vermedik sanırım. Şöyle yapalım. Yok. Şu boşluk bırakacak. Bir de şu boşluk bırakacak. Ne niye böyle üst üste geldi? Aa, şeyim, rengim var yoksa? Yeşil yeşil. Bakalım. Şunlara bakalım bir. Aralarında boşluk yok. O garip. Şu da. Ha, içeri şey yapmadık. Pardon. İçeri bir de div yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şunu da. Öldü. Tamam. Şu. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Padding'i şunu da verin. Tamam. Şunu alalım. Şunu da şuna vereceğiz. Güzel. Bir alt üst oynadı. Şunu silsek sanki olacak. Evet, tamam, güzel. Şunu birebir yakaladık arkadaşlar. Şuraları da yakaladık. Bir şurası kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, bu 5. Neyse, böleceğiz şimdi orayı da. Kolla böleceğiz şu şekilde. 4, 5. Okul öncesi. İlkokul. Ortaokul. Tamam, bunları birleştik. Neyse, bunları düzelteceğiz zaten. Tamam. Şuna row diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü row demeden içeriği bölemiyor bu arkadaş. Tamam. 3 tane 3 desek şunlara. Ya da hiç demesek. Acaba kendisi ayarlar mı? Evet, ayarladı. Dıştaki kırmızıyı silelim. Tamam. Şunu da silelim. Gayet güzel. Bunlara da şunu yüksek verelim. Güzel gözüksün şimdilik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an iskeletimiz hazır. Evet, iskeletimiz hazır. Sorun da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sitemizin iskeletini yapacağız. Yaptık da. Bundan sonra da içerisini dolduracağız. Böyle ara sıra böyle değişik videolar çekeceğim. Böyle hani birazcık böyle yazılıma, hani nasıl yazıyoruz, nasıl isyan ediyoruz yazarken, o şekilde görmeniz için arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Aşağıda linklerimiz var. Discord, Udemy, Instagram linklerimiz var. Twitch linklerimiz var. Aşağıdan görebilirsiniz arkadaşlar. Discord'a da gelin, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.